çalışır vaziyette. Önce el frenini çekiyorum. Debriyaja basıyorum. PTO butonunu aktif hale getiriyorum. Ve vitesi 2'ye alıyorum. Daha sonra yavaş yavaş ayağımı debriyajdan çekiyorum. Platform şu an devrede. Tüm bu yapılması gerekenler etiket halinde aracın ön tarafında mevcut. Görüldüğü gibi platform şu an devrede. Makineyle çalışmamız bitti. Ayaklarımızı topladık. Tekrar debriyaja basıyorum. PTO butonunu devreden çıkarıyorum. Vitesi boşa alıyorum. Yavaşça debriyajdan ayağımı çekiyorum. Şu an sürüş pozisyonu. Makinamızı devreye aldık. Önce çalışmaya destek ayaklarını basarak başlıyoruz. Ayak kumandaların yanında su terazisinden aracın dengede olduğuna emin oluyoruz. Ondan sonra üst panoya geçiyoruz. Üst panoyu açtığımızda ayaklarımızın basılı olduğunu ve sistemin artık kullanıma uygun olduğu uyarısını görüyoruz. Aynı zamanda ekranımızda makinamızla ilgili çalışma saatini, sepetimizde özelliği olan load cell'le sepetteki ağırlığı ölçebiliyoruz ve okuyabiliyoruz. Bütün bunlar eğer kullanıma uygunsa ilk iş olarak anabomu destek kursundan kurtarıyoruz. İşten kurtulduktan sonra kontrol etmemiz gereken ilk şey sepetin yere paralelliği. Sepetin paralelliğinde herhangi bir bozukluk olduysa kule yanağındaki tuşlardan sepetin yatıklığını, açıklığını yere paralel hale getiriyoruz. Bundan sonra sistem çalışmaya uygun. İstediğimiz hareketi seçici butonunu seçiyoruz. Ondan sonra da oransal joystick'le hızımızı veriyoruz. Şu an arabon kaldırma hareketini yapıyor. Bırakırken joystick'i yavaşça bırakıyorum. Daha sonra istediğim hareketi seçiyorum. Ve tekrar joystick'le hız veriyorum. Hareketler bittikten sonra arabamı tekrar yerine yerleştirmek için kule yanağında bulunan iki tane kırmızı ok yapısal hasarlar oluşturmamak için inmesi gereken yeri gösteriyor bana. Okları birbirine hizalıyorum ve arabamı indiriyorum. Çalışmam sonlandı. Bu sesi duyduktan sonra artık ayaklarla ilgili işlem yapabilirim. Anabom yerine oturmadan, switch aktif olmadan ayaklarda herhangi bir işlem yapamam. Bu sesi duyduktan sonra ayaklarda istediğim gibi toplama işlemini gerçekleştirip aracı sürüş pozisyonuna alabilirim. Sepet tarafındayız. Pano kapağımızı açtık. Aşağıdaki panonun birebir aynısı yukarıda. Bu panodan makineyi kullanabilmemiz için önce aktif etmemiz gerekiyor. Seçici bir anahtar var. Biri aldığımız zaman zaten ışığın yanıp buradaki panonun aktif olduğunu görüyoruz. Bundan sonra aşağıdaki sistemdeki gibi seçici butonlardan hangi hareketi yapmamız gerektiğini seçiyoruz. Ve oransalla hızımızı ayarlıyoruz. Bunun yanında sepet tarafında gece çalışmalarında kullanılabilmek için anahtarı burada mevcut olan bir aydınlatmamız var. Acil durumlarda elektriği kesebilmemiz için bir emergency butonumuz var. Şu anda aşağıdaki pano aktif değil. O panonun aktif olabilmesinin tek yönü var. Yukarıdaki çalışmalarda herhangi bir talihsizlik yaşandığında kule yanağında acil durdurma butonumuz var. O buton cam kırılarak buton aktif hale getirildiğinde
Bu panodaki enerji kesilip aşağıdaki panodan güvenli bir şekilde yukarıdaki arkadaşı aşağı indiriyor. Platformumuzda çalışma esnasında bir problemle karşılaştık. Makinamız şu an havada. Aracımızın kendinde ya da bizim ara şanzımanımızda herhangi bir problem olmuş olabilir. Şu an yağın tarihini sağlayamadığımız için makineyi kullanamıyoruz. Bu pozisyonda manuel olarak yağ basacağız ve makineyi güvenli şekilde aşağı indireceğiz. Tariki el pompasıyla manuel olarak yaptık. Üst grubumuzu topladık ve bol motoru uyarısını aldık. Bundan sonra ayak tarafını toplayacağız. Yine kumanda tarafına geçiyorum. Arkadaşım yağ pompalıyor, ayakları topluyorum. Yapıyoruz. Güvenli bir şekilde makineyi toplayıp sürüş pozisyonuna geçiyoruz. Aracımızda hem elektrik yok hem de hidrolik tarihi yok şu an. Öyle bir arızayla karşı karşıyayız. Bomlarımız yine yukarıda kaldı. Bu pozisyonda makineyi toplamayı göstereceğim. Yan tarafta kulenin yan tarafındaki ana bloğun kapağını çıkarıyoruz. Bloğu karşımıza aldıktan sonra giriş oransal diliminin vanasını sonuna kadar sıkıyoruz. Bu durumdayken yapmasını istediğimiz hareketi seçeceğiz. Herhangi bir alyan yardımıyla bastıracağız. Bir arkadaşımız da eliyle pompalayarak yağ tahrikini oluşturacak. Böylece bomu indireceğiz. Yağ verebilirsin. Makine güvenli olarak yerine indirildi. Bundan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus oransal bloğun sıktığımız vanasını tekrar eski haline getirmek ve kapağından sonra kapatmak.